Yeniçağ TV ekranına hoş geldiniz. Sığınmacıların çıkardığı olaylar toplumu germeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel saldırı olayları halkı sokağa döküyor. Sığınmacı meselesi nereye varacak? Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın İlay Aksoy ile bu konuyu konuşmaya başlıyoruz. İlay Hanım hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. İlay Hanım, öncelikle şunu sormak istiyoruz. Hepimizi yaralayan, hepimizi öfkelendiren haberler alıyoruz. Sığınmacıların küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırılarda bulundukları şeklinde. Sınır tanımayanlar hukuk da mı tanımıyor? Şimdi hukuk tanımıyor tabii ki. Çünkü zaten bu insanlar sınırlarımızdan hukuksuz bir şekilde girdi. Yani dolayısıyla bugün yaşanan şey onların Türkiye'ye geldikleri sürede kültürleriyle birlikte gelmesi ve Türkiye'deki kanunları bilmemesi, Türkiye'deki kanunlarda onlara dayatılmaması, öğretilmemesinden kaynaklanıyor. Yani onlara gösterilen tavizler sonucunda onlar da gayet rahat bir şekilde bu sapık pedofil akımlarını ve düşüncelerini, uygulamalarını yapabiliyor. Bakın daha dün Taliban'ın sözcüsü korumasıyla birlikte yakalandı yatakta. Yani döşekte, daha doğrusu yatak kullanmıyorlar. Yani şimdi bu adamlar kalkıp İslamiyet'i temsil ediyor ve bizi Müslüman olarak gösteriyor, öyle mi? Yani bugün Türkiye'de yaşanan pedofil olayları tamamen kendi kültürlerini Türkiye'ye taşımasından kaynaklanıyor ve Türk yetkililer, yani AK Parti'den bahsediyorum, onlara Türkiye'de bu yasalar, bizim yasalarımız bunları asla izin vermiyor, öğretmediğinden kaynaklanıyor. Peki gelenlere nasıl oy kullanılacağı öğretilirken buradaki hukuk bilgileri verilmiyor mu? Mesela biz şunu biliyoruz, bizim hakim karşısına çıktığımızda bunun suç olduğunu bilmiyordum demek ki bir hakkımız yok, değil mi? Ben hakim karşısına çıkabiliriz ama onlar çıkmayabilir. Çünkü sonuçta bugün gidin bütün 81 ilimizde adliyelere bir bakın, dosyalarca, yani binlerce dosya suç işleyen yabancılar ama izi bulunamayan yabancılarla dolu. Dolayısıyla kimliklerini çok kolay kaybedebiliyorlar. Onlar için hiç önemli değil. Özellikle küçük yaşta çocuklarla evlenmek çok kolay. Mahkemeye çıktığında diyor ki ben diyor, mesela Suriyeli'den bahsediyorum. Ben diyor işte ülkeye geldiğimde nüfus müdürü benim göç idaresindeki müdür benim beyanımı yanlış yazdı diyor. Benim yaşım şu. Nasıl ispatlayacak? Kemik testi bile yapılmıyor. O da ayrı bir masraf zaten. Bir yalan beyanı kabul ederken sonra düzeltmek için ikinci yalan beyanını tekrar kabul ediyor. Ve ondan sonra da zaten ceza almıyor, serbest bırakılıyor. İlay Hanım, geçtiğimiz günlerde açıkladınız hangi ülke, kaç kilometre uzaklıkta ve gelenlerin yaş ortalaması kaç. İlginç bilgiler var orada. O görüntüyü ekrana getirelim arkadaşlar. Sorumuz şu, Türkiye'de yeni bir toplum mu kuruluyor? %100 Emre Bey. Şimdi bakın, biz bu tabloyu hazırlarken özellikle yaş ortalamalarını ve sadece erkek geldiğini de özellikle vurguladık. Çünkü dikkat ederseniz birçok ülkede sıcak çatışmadan gelen insanlar var ve bunlar savaş ortamında büyümüş, silahlarla haşır neşir olmuş, hatta silah çok rahat kullanabilecek insanlar Türkiye'ye geliyor. Ve silahsız bir yaşam yok hayatlarında. Dolayısıyla yeri geldiğinde bu çok büyük bir kitle ve genç erkek gücü kaybedecek hiçbir şeyleri yok adamların. Yani çünkü bunların bir de aynı zamanda kimisi bir ekonomik sığınmacı olarak gelmekle birlikte ileride para karşılığında da çatışabilecek ve milis güç olma imkanı olan insanlar da geliyor. Çünkü hayatlarını bu şekilde devam ettirmişler. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Filistin'den, yani özellikle Filistin çok mağdur olan insanlar ama sonuçta nesiller artık çatışmayla büyüyor. Yani başka bir hayat bilmiyorlar yani sonuçta. Ayrıca Suriye'de 2011 yılında itibaren gelmeye başlayan insanlarda çok sayıda vatansız insan da aldık. Vatansızlar kim peki? Zaman içinde Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan terörle ilişki olan insanlar ve vatandaşlıktan çıkartılan insanları Türkiye'ye geçici koruma altına alarak ülkeye giriş yaptırdı tekrar. Yani dolayısıyla bugün Türkiye'de biz kimlerle yaşadığımızı bilmiyoruz ama bildiğimiz tek şey var. Muazzam bir erkek iş gücü var çatışma gücüne potansiyel olan bir erkek gücü var. Yaşları oldukça genç ve hayatta kalmak için her şeyi yapabilecek bir topluluk var. Bu gruba da baktığımızda özellikle Suriye'nin kırsalından gelen Afganistan, Pakistanlara baktığımızda yoğun bir şekilde eşcinsellik ve pedofil ilişki çok yoğun bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla çok farklı bir topluma dönüşmeye başladı Türkiye. Şimdi biz bu tabloda kilometreleri de yazdık. Şimdi bu kadar kilometre eğer organize edilmediyse nasıl gelebilir ülkemize? Değil mi? Biz yani, bu ülkelere gitmeye kalksak hani 2 kere 3 kere düşünürüz. Yani elbette. Alacağımız uçak bileti, oradaki mesafe, yapacak işte orada karşılaşacağımız kültür, hava durumu vesaire her şeye bakarız değil mi? Ama tabii. Ellerini kollarını sallayasa İran'a kadar yürüyorlar, yürüyerek İran'dan da rahat bir şekilde. Onu ben merak ediyorum. İran'dan nasıl rahat bir şekilde geçiyorlar? Şimdi yani bakın, uluslararası bir protokol mü var? Hayır. Bak uluslararası tabii ki Türkiye'nin İran'da bir protokolü var ama o uygulanmıyor. İran'da gayet kurnazca... geçiş protokolü mü var? Onu sormaya çalıştım. Geçmeme protokolü var. Hı-hı. Ama İran'da gayet tabii hükümetin bu tavrını da görerek İran'da gayet rahat bir şekilde diyor ki ya bu adamlar zaten hani benim başıma bela olacak, bende kalmasın Türkiye'ye geçsin diyor. Yani biz de başka bir yere, bizden de Ermenistan'a gitmek isteseler biz de engel olmayız ki, gitsinler Ermenistan'a. Yani Ermenistan'ın başını yaksınlar. Bizim başımızı niye yakacak bu insanlar? Örnek diyorum. Dolayısıyla İran'da bu mantıkla ilerliyor. Siz eğer sınırlarınızı korumazsanız kimse sizin için sınırlarınızı korumayacak. Bakın Ottawa Sözleşmesi'ne Türkiye dahil oldu, taraf oldu ama bizim sınırlarımız olan ülkelerde sadece Bulgaristan, Yunanistan ve Irak taraf oldu. Suriye taraf değil, Ermenistan taraf değil, Gürcistan taraf değil, Azerbaycan taraf değil, İran taraf değil. Şimdi bu ülkelerden bize niyetleri iyi olmayan çok insan gelebilir. Peki biz niye kendi sınırımızı zayıflattık da onlar zayıflatmadı? Hı hı. Bu çok önemli bir soru yani. Biz kendimizi niye daha zayıf bir noktaya koyduk? Sınır güvenliği yok diyorsunuz ama Yunanistan'a ya da Batı'ya diğer kapılardan gitmeye çalışanları durduran ve onlara hop bir dakika Avrupa'ya gidemezsiniz diyen bir sınır güvenliğimiz var ve bu durumda da aklımıza şu geliyor. İngiltere açıklamıştı yeni protokol. Bununla birlikte biz İngiltere'nin ileri karakolu mu oluyoruz? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın vaadi için mi çalışacak bizim polisimiz? Şimdi öncelikle İngiltere ile biz bir protokol yapmamıza gerek yoktu. Çünkü protokol o bahsettiğiniz hani engel oluyoruz eylemi. 18 Mart 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasına istinadendir. Yani o bile kendi içinde çok büyük bir ihanettir vatanımıza. Çok büyük bir ihanet. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü siz resmen ülkenizde bu insanların kalmasını zorla sağlıyorsunuz. Yani başka yabancı bir ülke daha güvenli olsun diye siz kendinizi daha güvensiz bir hale getiriyorsunuz. Yani bunun kabul edilecek bir tarafı değil yani, yok yani. Dolayısıyla şimdi İngiltere bizimle böyle bir yeni bir sözleşme yapmasına hiç gerek yok. Çünkü zaten 18 Mart mutabakatı geçerli. Dolayısıyla İngiltere'nin yapmak istediği esasında bu anlaşmanın arkasında bambaşka bir tablo var. Kesinlikle sınır güvenliği için olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla ilerleyen süreçte daha fazla araştırmalarımı daha derinleştiğimde sizlerle paylaşacağım. Ama ileride... Kişisel görüşüm Kanal İstanbul'la bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngiltere burada bir eğitim merkezi adına bir üs kuruyor neredeyse. Yani kendi istihbarat elemanları gelip Türkiye'deki kolluk kuvvetlerine eğitim verecekmiş. Yani Türkiye ne öğrenecek İngilizlerden? Ne öğrenecek? Yani bugün bu kadar göçle mücadele eden bir ülke... Ve İngilizlerin esasında ülkesine girmesini engellemeye çalışan kişi sayısı kaç biliyor musunuz? 100 bin. 2018 yılından itibaren İngiltere'ye sadece 100 bin kişi kaçak girmiş. Dolayısıyla 12 milyon üzerinde kaçak bulunan bir ülke İngiltere'ye mi ders verecek yoksa İngiltere bize mi ders verecek? Yani değil mi? Evet. Bu numara yani. Ve işin ilginç tarafı daha da böyle sorgulanması gereken şey neden biz Türkiye'de bu konuyla ilgili hiçbir şey duymuyoruz? Neden? Evet, Ankara'dan hala bir açıklama yapılmadı. Neden Ankara hiçbir açıklama yapmıyor, bir açıklık getirmiyor, içeriğini paylaşmıyor, ne kadar para alacağını söylemiyor ve neden İngiliz askeri veya İngiliz istihbarat elemanları Türk topraklarında görev almasına izin veriyor? Diyor ki biz diyor istihbarat bilgileri paylaşacağız diyor. İngiliz basından takip ettiğim kadarıyla. Interpol var bunun için. Hı hı. Yani bugün 600 milyon sterlin civarında para Fransa'ya ödendi İngilizler tarafından sahil güvenliği için. 140 milyon sterlin Rwanda'ya ödendi. Bir kişi bile daha gitmedi. Ama her iki yerde de böyle bir eğitim merkezi kurulmadı. Neden? Şimdi Türkiye niye kuracak böyle bir şey? Yani dolayısıyla bu iş çok ciddi anlamda tartışılması gerekiyor. Çok şüpheli bir durum var burada. Ve Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle yararına değil. Bakın hiçbir koşulda bu merkez kurulmaması lazım. Hiçbir koşulda da İngiliz istihbarat elemanları veya emniyet güçleri Türk topraklarında kalıcı olarak ve eğitim için bile kalamaz burada. Kalamaz yani. Bu 2. Sevr Antlaşması'nın gayri ihtiyari bir yürürlüğe sokulma girişimidir. Evet. İlay Hanım, bir karakolda bugünün haberlerinden bir rütbeli askerin her kaçak tır geçişinde 50.000 TL aldığı iddia edildi. Ne dersiniz, sığınmacı kaçakçılığı böyle para kazandıran bir sektöre dönüşmüşken bundan vazgeçiş olur mu? Şimdi hani bu konuyu bilmiyorum, dolayısıyla hani asker eğer öyle bir şey yapıldıysa muhakkak yargıda bunun hesabını vermesi gerekiyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki sığınmacılar çok ciddi bir ticarettir. Bakın inanılmaz büyük bir ticarettir ve artık devletler için de çok büyük ticarettir. Yani Fransa yaklaşık 600-700 milyon sterlin, bakın İngilizler bile tam olarak rakamını bilmediği için bu ben de afaki bir rakam söylüyorum. Para alıyor İngiltere'den. Kıyılarından insan göndermemesi için. Şimdi ve %40'ı engel olabilmiş. Bakın %60 zaten adam takmıyor. Belgelemişler ya, videolar çekiyorlar. Fransızlar resmen botları kıyılarına, kıyı sınırlarına kadar böyle eşlik ediyor. Adeta İngiltere sınırlarına itiyor. Yani parayı alıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla İngilizler de bu konuda çok ciddi müzdarip. Ama bakın Emre Bey, geldiğimiz noktada kitlesel göçün içinde çok büyük bir giderler var. Ama bu giderlerin alımları, satımları, bunlar birileri çok ciddi para kazanıyor. Bir de kayıt dışı bir ekonomi getiriyor göç. Onunla birlikte uyuşturucu ticareti, insan ticareti, böbrek ticareti, organ ticareti, silah ticareti, bot ticareti, ne bileyim işte battaniye ticaretine kadar varan bir ticaret dönüyor ortada. Yani sırf o can yeleklerini yapmak bile, düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca can yeleği yapılıyor. Yani normal daha önceden olmayan bir sektör şu an çok ciddi anlamda böyle patlamış vaziyette. Dolayısıyla göçü kimse engellemek istemiyor esasında. Hani bu çarktan yararlananlardan bahsediyorum. Bir de sonuçta esrar da bu işin çok büyük bir parçası. Onu da unutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Bu önemli değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı bizlerle, Yeniçağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın İlay Aksoy. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.